Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde nükleik asitlerin öğretici sorularıyla devam ediyoruz. 33. sorumuza bakacak olursak DNA'da adenin sayısı timine, guanin sayısı sözüne eşittir. A bölü T adenin bölü timin eşittir. Guanin bölü tozin oranına o da 1'e eşit olmuş oluyor. Buna göre toplam pürin sayısı yani adenin artı guanin sayısı, toplam pirimidin sayısına timin artisitozin sayısına oranlanırsa bir sonucu ulaşmış oluyor. Bu bilgilerin e, hepsinin biz doğru ifadeler olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. 34. sorumuz DNA'nın özel bazının timin özel şekerinin ise deoksiriboz olduğu sorulmuş. Bu şekilde DNA denildiği zaman akla timin ve deoksiriboz gelmesi gerekiyor. DNA zincirleri birbirini tamamlayıcı özelliğe sahip olduğundan çift zincirli oldukları için anlamlı iplik karşısındaki komplementer tamamlayıcı zincirin bütünlenici konumundadır. Yani adenin karşısına her zaman timin, guanin karşısına her zaman sitozin gelecek şekilde iki zincir birbirini ne yapar? Tamamlar. Dolayısıyla DNA'nın herhangi bir zinciri sağlam ise diğer zincir bulunsa bile bu zincire bakılarak onarılabilir. Biz bu şekilde meydana gelen mutasyona tamir edilebilir mutasyon adını veriyoruz. İlerleyen kısımlarında bununla ilgili sorumuz olacak. 36. sorumuza bakacak olursak DNA'nın nükleotitlerine kadar hidrolizi için yani parçalanması suyla parçalanması için gerekli olan su sayısını biz n-2 formülüyle bulabiliriz. Buradaki n nükleotit sayısına e, göre belirtiniz e, diye bir not düşmüşüz. Yani buradaki N sayısı toplam DNA'da kaç nükleotit varsa onun 2 eksiği kadar e, su gerekli ama nükleotidi ne kadar hidrolizi için. Neden eksi 2 oluyor formülde? DNA çift zincirli olduğu için şöyle çizecek olursak bu şekilde çift zincirli olduğu için şu gördüğünüz her bir nokta nükleotit olacak olursa 4 tane de buraya çizelim. Bakınız 1, 2, 3, 4 nükleotit var. 1, 2, 3 bağ oluşmuş. Yani 4 monomer var. 1 eksiği kadar su açığa çıkmış. Yani burada bir eksi 1 kaybımız var. Bir de bakın 4 nükleotit var burada. Yine 3 bağ var. Eksi 1, 1 de burada kaybımız var. Toplam 2 zincir olduğu için kaybımız 2 olduğundan dolayı Formülde n-2 yazmış oluyoruz. Nükleotidine kadar hidroliz için gerekli su sayısını bulmak için. Eğer bu RNA olsaydı, RNA tek zincirli olduğu için bu formül n-2 değil, n-1 olacaktı arkadaşlar. DNA'nın fosfat, şeker ve azotlu organik bazına kadar hidrolizi için gerekli su sayısını ise biz aynı şekilde n yine nükleotit sayısını ifade etmek üzere bu sefer formülümüz bizim 3n-2 şeklinde açığa çıkmış oluyor arkadaşlar. Çünkü bu 3 kat sayısı bakın nereden geldi? Şöyle fosfat, şeker bazımız olduğu için bakın bir de bunun aşağı doğru yeni bir nükleotide bağlanmayla ilgili bir fosfodiester bağı kurulduğu için bir nükleotidin bu şekilde parçalanması için bakın 3 tane bağ kırılması gerekiyor. Bundan dolayı Deminkinde bakın sadece nükleotitlerine kadar hidroliziydi. Ama burada artık fosfatını, şekerini bazını da ayıracağımız için birbirinden 3 kat sayısı eklemiş olduk. Ama yine DNA olduğu için eksi 2 formülümüz çift zincirden dolayı devreye girmiş oldu. Dolayısıyla RNA'nın hidrolizini düşünecek olursak fosfat şeker bazına kadar diye söyleyecek olursak o zaman 3N-1 diye formülümüzü düzelte biliriz tek zincirli olduğu için arkadaşlar. DNA iki zinciri birbirine bazılar arasında kurulan zayıf hidrojen bağları ile bağlanıyor. Adenin ile timin arasında her zaman ikili, guanin ile sitozin arasında ise her zaman üçlü zayıf hidrojen bağları bulunur ifadesi bundan dolayı doğru bir ifadedir. Anahtar kilit uyumu gereğince aralarında ikişerli ve üçerli bağlar her zaman kurulmak zorundadır. Yoksa iki zincir birbirine ne yapamaz arkadaşlar tamamlayamaz diyoruz. DNA'daki hidrojen bağı sayısı arttıkça ısıya dayanıklılığı da artar ifadesi de doğru bir ifade. Buradaki hidrojen bağı sayısını biz halat gibi düşünebiliriz. E, kıyıya demirlediğimiz gemimizin halatlarla ne yapıyoruz? Sabitliyoruz. Dolayısıyla bu halat sayımız arttıkça geminin kıyıya e, bağlanma e, sağlamlığı artmış oluyor. Dolayısıyla hidrojen bağı sayısının artması bu şekilde e, o iki zincirin birbirinden ayrılmasını da e, zorlaştıracağı için ısıya dayanıklılığın da bu şekilde biz artacağını bu şekilde yorumlayabiliriz. Eşit nükleotit sayısına sahip o zaman iki DNA'dan A, bölü, A artı T bölü G artı S oranı fazla olan ısıya dayanıklı diyemeyiz arkadaşlar. Çünkü A ile T arasında ikili bağ vardı. G ile S arasında üçlü bağ vardı. Dolayısıyla A artı T bölü G artı S oranı fazla olanın ikili bağları fazla demektir. Bu da ısıya daha dayanıklı olduğu iddia edilemez. Çünkü bunların iki DNA'nın eşit nükleotit sayısı varmış. Dolayısıyla A artı T'si fazla olanın o zaman G artı S'si az demektir. Bundan dolayı yanlış bir ifade olmuş oluyor. DNA'nın yapısındaki fosfodiester ve glikozit bağları kurulurken su açığa çıkar. Yıkılırken de su tüketilir. Dolayısıyla bu ifademiz e, demin de anlatmış olduğumuz üzere açığa çıkan su sayılarını düşündüğümüz duruma göre arada bağların kurulmasıyla meydana gelen reaksiyonların zaten biz dehidrasyon olduğunu açığa su çıkaran reaksiyon olduğunu e, ve bu bağların tekrar parçalanması için o haçla haç koptuğu için bu bağlar kurulurken tekrar ortama su ve enzim ilavesiyle ancak bu bağların kırılabildiğini bunun da hidroliz reaksiyonu olduğunu düşünebiliriz. Bulan olayı bu ifademiz doğru bir ifade olmuş oluyor arkadaşlar. DNA'nın hidrojen bağlarının yapımlarında ve yıkımlarında suyun üretimi de olmaz, tüketimi de olmaz. Sadece çünkü hidrojen bağları bulunduğundan dolayı arkadaşlar burada herhangi bir su tüketimi veya üretimi meydana gelmemektedir. Bu bağların kırılmasıyla DNA'nın iki zinciri birbirinden sadece ayrılmış oluyor. DNA'nın kendi kendini eşleyip çoğaltmasına ki sadece bu hangi durumda meydana gelebiliyor? Alttaki soruda bakın bunu da sormuşuz. DNA molekülü ancak hücre veya içinde bulunduğu organel. Çünkü bazı organellerimizde bizim DNA bulunabiliyor. Plastitler gibi, mitokondri gibi. Bunlar da bölünebilecekleri zaman DNA'nın kendini, oradaki DNA'nın kendini eşlemesi gerekmekte. İşte biz bu olaya replikasyon veya duplikasyon adını vermekteyiz arkadaşlar. DNA kendini bu şekilde eşlerken yarısını koruyarak eşliyor. Biz buna yarı korunumlu eşleme modeli adını vermekteyiz. Semi konservatif replikasyon diye geçiyor. Latincesi ise bunun çünkü ayrılan zincirlerin eski zincirlerin karşısına stoplazmadan yazmadan deoksiribozlu nükleotitler gelerek enzimler alacılıdır, enerji harcanarak ATP yardımıyla enzimler yardımıyla yine bakın yerleştiriliyor. Karşısına uygun nükleotitler getiriliyor. Dolayısıyla DNA'nın kendini eşlemesi esnasında hem enerji harcanır hem de DNA polimeraz enzimleri kullanılmış, görev yapmış olur. Bu esnada ortamdaki nükleotitlerin sayısının azaldığını ama deoksiriboz nükleotitlerin sayısının azaldığını buna bağlı deoksiriboz şeker miktarının, fosfat miktarının adenin, guanistozin, timin bazlarının miktarının azaldığını düşünebiliriz arkadaşlar. Riboz şekeri ile urasil bazı sayısının DNA'nın kendini eşlerken değişmeyeceğini de unutmamamız gerekiyor. Çünkü DNA kendini eşlerken bunları kesinlikle kullanmaz. RNA sentezlerken DNA'dan bunlar sadece kullanılır arkadaşlar. Dolayısıyla 47. sorumuza bakacak olursak DNA replikasyonunda kendini eşlemesinde bir DNA'dan onunla aynı nükleotit dizilimine sahip iki tane yeni DNA oluşur ifadesi doğru bir ifade olmuş oluyor. Zaten tabiatta kendini eşleyip çoğaltabilen tek molekülümüz bizim DNA'dır arkadaşlar. Ana DNA'nın her iki zinciri de kalıp olarak kullanılmalıdır ifadesi ee, doğru bir ifadedir. Çünkü her iki zincir açılarak karşısına Yeni zincirleri meydana getirerek ancak kendisini ne yapabiliyor? DNA kendini eşlerken meydana getirmiş olabiliyor. Sadece bir zincirin karşısına, anlamlı zincirin karşısına ve o da gen bölgesinin yani küçük bir bölgenin sadece anlamlı zincirinin karşısına yeni bir nükleotit zinciri oluşuyorsa bu RNA sentezidir arkadaşlar. Yani şöyle ifade edecek olursak onu eğer şu DNA'mız yukarıdan aşağıya doğru tamamen açılıyorsa bu DNA'nın kendini eşleyeceği anlamına geliyor. Sadece DNA'nın iki zincirinden şöyle ortada veya başta herhangi bir yerdeki şu gördüğünüz gen adını verdiğimiz bölgesi açılırsa bu da şu anlamlı zincirse bakın bundan şöyle bir tek zincirli RNA sentezleyeceğini ve protein sentezinin şifre vereceği anlamına gelmekte. Demek ki yukarıdan aşağı doğru her iki zincirin açılması DNA'nın kendini, kendini eşleyip çoğaltacağını, ortadan bir yerden gen bölgesinin açılması ise protein sentezi için RNA sentezlemeye çalıştığını ve RNA'nın bu şekilde sentezlendiğini düşünmemiz gerekecek arkadaşlar. DNA kendini eşlerken stoplazmadaki riboz şekeri urasil bazı sayısı azalır ifadesi yanlış bir ifade olmuş oluyor. Biraz önce belirttiğimiz üzere Deoksiriboz şekeri timin bazı sayısı azalır ama bunların sayısı DNA kendini eşlerken RNA üretilmediği için bunların sayısında herhangi bir azalma, değişme olmaz arkadaşlar. DNA kendine eşlerken stoplazmadaki deoksiriboz şekeri, timin bazı ve fosfat sayısı azalır ifadesi bundan dolayı doğru bir ifade olmuş oluyor. DNA ile ilgili deneylerde bakteriler neden tercih edilir diye bir sorumuz var. DNAları bunların proteinle kaplı olmadığı için hareketleri daha rahat görülebiliyor. Bundan dolayı bir de bölünmeleri çok hızlı olduğu için bakterilerin hem hızlı sirkülasyonla bölünmeleri hem de DNAların hareketlerinin kolay bölünmeleri DNA ile ilgili deneylerde bakterilerin tercih sebebi olmuştur bilim insanları tarafından. Mesel Son ve Shital dediğimiz iki tane biyolog tarafından yapılan bu çalışmalar sayesinde DNA'nın yarısını koruyarak kendini eşlediği ispatlanmıştır ifadesi doğru bir ifade. Biz buna da semi konservatif replikasyon deneyi adının vermekteyiz arkadaşlar. 53. sorumuzda yandaki bakteri DNA'sının azot 14'lü besin ortamında iki defa çoğaltılacak olursa meydana gelecek bakteri DNA'larının ve tüp, tüp, içinde santrifüjle meydana gelecek bantlaşmaların durumunun belirleyiniz diye bir klasik sorumuz var. Şimdi her iki zincir bakın dikkat ederseniz 15'li. Yani azotlar 15'li ortamdan beslenmiş daha öncesinde ve azot organik bazlar azot 15'li bakın meydana getirilmiş. Nükleotitlerin içerisindeki azot organik bazlardan şu an bahsediyoruz. Ve bunu azot 14'lü besin içeren ortama koydukları zaman artık zincirler açıldıkları zaman karşılarına yeni gelecek olan nükleotitler azot 14'lü besinlerle beslendiği için bakterimiz azot 14'lü ...zincirleri içeren nükleotitler olacaktır. Dolayısıyla birinci bölünme sonunda yeni oluşacak olan zincirlerin hepsi artık azot 14'lü olacağı için... ...ilk bölünme sonucunda oluşan iki tane iki tane DNA'mızın ikisi de melez DNA yani bir zinciri 15'li, bir zinciri ise 14'lü olmuş olacak. İkinci bölünme sonunda oluşan yeni DNA'ları da ikiye ayırıyoruz. Bakın ee, sadece bir tane 15'li zincirimiz kalmış oluyor... Diğer zincir zaten 14'lüydü. Karşılarına da ortam 14'lü olduğu için 14'lü bakın zincirler gelmiş. Dolayısıyla ikinci bölümün sonunda iki tane bakın tamamen hafif DNA'lara sahip olan iki tane ise menez DNA'ya sahip olan DNA'mız bu şekilde oluşmuş olmuş. Dolayısıyla şu gördüğünüz iki tane melez DNA sayısı her bölümde arkadaşlar mutlaka korunur. Sayı arttığı için her defasında melez sayısı da hep 2 olduğu için değişmediği için bu şekilde başlangıç yapılırsa eğer 15'te başlar 14'te ortama konulursa veya 14'te başlar 15'te ortama konulursa bakın bu söylemiş olduğum mesele geçerli. Her zaman 2 tane melez DNA'mız korunur ama her de sayı artacağı için yüzde oranı her defasında yarıya iner ama hiçbir zaman sıfır olmaz arkadaşlar. Yani bir üçüncü bölümü olsaydı yüzde 25 melez olacaktı geri kalan 75 hafif olmuş olacaktı. Bir daha bölündüğü zaman bakın 12,5, 6,5, 3 küsür, 1, 1 nokta bilmem ne küsür. Bakın bu şekilde sıfır olmadan oranı her defasında ne yapacak? Azalacak idi. İşte bunu santrifüç tüpünde bakın nasıl ifade ederiz? Birinci bölümde sonucunda oluşan şu DNA'ları santrifüç tüpüne attığımız zaman içerisinde bundan sıvılar bu DNA'ların melez DNA oldukları için bakın yani 14 ile 15'in karışımı oldukları için tüpün tam ortasında şöyle kalın bir bant oluşturur arkadaşlar. Biz buna melez bant adını vermekteyiz. İkinci bölünme sonucunda oluşan DNA'ları başka bir tüpün içerisine attığımız zaman ise %50 melez olduğu %50 hafif olduğu için şu bantın kalınlığının yarısı kadar bant ortada birikirken aynı şekilde o kadar bant kalınlıktaki bant ise tüpün üst kısmına doğru hareketlenmektedir. Dolayısıyla ikinci bölümün sonucunda meydana gelecek olan bant, bantlaşma da karşımıza bu şekilde çıkacaktır. Sorularda bu şekilde bantlaşmayı da sorabilir. Bu şekilde e, bölünmeler sonucunda meydana gelecek oranlar da bize sorabiliyorlar arkadaşlar. 54. sorumuza bakacak olursak DNA'nın hücredeki metabolizma olaylarının kontrol edilmesi yani yönetim ve canlıya ait özelliklerin yeni nesillere aktarılması kalıtım olarak iki önemli görevi vardır. İfadesi doğru bir ifade olmuş oluyor. Yani DNA'mız hem yönetimi sağlıyor hem de yeni nesillere genlerin, karakterlerin, özelliklerin aktarılmasını sağlamak üzere bakın iki tane görevi önemli görevi yerine getirmiş oluyor arkadaşlar. DNA protein sentezini kontrol ederek yönetim görevini hücre bölünmesi öncesinde ise kendini eşleyerek kalıtım görevini gerçekleştirmiş oluyor. Yani göz rengi, saç rengi, ter rengi gibi özelliklerin yavrulara aktarılmasını bu şekilde DNA'mız gerçekleştirmiş oluyor. 56. sorumuza bakacak olursak DNA'nın kalıtımla ilgili molekül olduğu 1944 yılında Oswald T. Avery ve arkadaşları tarafından yapılan deneylerle ortaya çıkarılmıştır ifadesi doğru bir ifade. Bakın bu bilim insanların da e, bilmek gerekiyor arkadaşlar kimin e, ne ile uğraştığıyla ilgili bilgimiz olması önem arz ediyor. DNA'nın kalıtımı sağladığını kanıtlayan deneylerde zatürre hastalığına sebep olan pneumococcus bakterileri kullanılmıştır. ifadesi de bundan dolayı bakın doğru bir ifade olmuş olacak. Bunun da daha sonraki e, derslerimizde e, zatürre ile ilgili bu deneyi nasıl yapıldığı ile ilgili sorularımızı da Beraber ele almış olacağız. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bir dahaki derste görüşmek üzere arkadaşlar.